Arda ile omuz omuzaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımın konuğu, çok canım arkadaşım, şahane bir insan Aslı Tandoğan. Ne haber? Ya niye herkes böyle oluyor? Yani o kadar böyle coşkulu, heyecanlı, güzel bir anonsla böyle seni şey yapıyorum, insanların eline atıyormuşum gibi. Heyecanlıyım çünkü zaten yemekten çok fazla anlamıyorum ya, o yüzden biraz sorun olacaklar yüzünden biraz gerginim. Yani belli olmaz, şans. Bence şans işi bazı şeyler. Yani yapacağım, yapmak istiyorum. Hazırım. Bir kere çok kolay bir tarif. Bak gerçekten çok kolay. Her şeyi makine yapacak. Her şeyi. Hangi makine? Aşağıda bir makine var, o yapacak. Her şeyi. Ha. Ya bizim yapmamız gereken bir tane işlem var ya. Bir tane. Bir. Kandırıyor çok galiba abi. Vallahi billahi. Bak ben bugüne kadar kime yalan söylemişim? Güvenilirliğimle tanınırım. Pek öyle demiyorlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir balık köftesi yapacağız. Balık köftesi mi? Evet, çok kolay ya. Aa, çok güzel. Öğrenmek istiyorum Sever, böyle bir şeyi. Bak işte bu. Harika. Bir de onun altına pancarlı humus yapacağız, o kadar. Bütün tarif bu. Bütün tarif bu yani. Bütün tarif. Ben daha ne yapayım ya? Denizi çok severim. Denizden çıkan her şeyi yemem ama deniz mahsullerini severim. Bölümde bir numara yok aslında. Kolay yani. Sadece bir fileto çıkaracak yani. Gerisini makine yapıyor zaten. Daha önce hiç yaptın mı balık köftesi? Hayır, hiç yapmadım. Ya benim zaten çok primitif yapabildiğim yemekler. Mesela? İşte hani böyle sebze yemekleri normal. Güzel. İşte makarnalar. Falan. Çocukların yemekleri evet, çocukların falan. Yiyecek. Çok güzel. Bunu da yani ya biz yaşta çocuklar yiyecek. Sorun tamam, değil. Ama 22 dakikada falan yaparız. Gerçekten tabii mi? Canım çok kolay bir şey ya. Burut makine yapıyor yani. Balık da kendi kendini yapıyor. Şu makineyi çok merak ettim. Tamam yapalım. Duruyor orada yapacağız beraber. Hmm. Hazır mısın? Anlaştık mı? Anlaştık. Kaptan. Neden kaptan dediğimi anlatacağım. Arda ile omuz omuza başlıyor. Hadi tezgahlara. Balığı alıp tezgahın üstüne gel lütfen. Elimle mi alayım? Evet, elinle alıyorsun. Eldiven yok mu? Eldiven yok. Eldivene gerek var mı? Başını birazcık kestim. Üst taraftaki derisi tutuyor kafasını şu an. Başını mı kestin balığın? Evet. Niye? Benim bıçağım kesmiyor. Çünkü ben televizyonda seyrediyorum, böyle tıkır tıkır kesiyorlar. Değiştirebilir miyiz bıçakları? Ah. Hadi bakalım. Bak, 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 nasıl gidiyorum. Bak, 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 bak. Bak, görüyor musun çentiyi? Patatesin ortasındaki çentiyi. Evet, evet, çentiyi. Evet, evet, gördüm. Bu ortasındaki çenti patatesi çok kolay soymanı sağlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim tavam ısındı. Aslı. Evet. Harikasın. Domatesi dörde böl Aslı. Duyuyor musun? Hayır. Domates nerede? Ha, domates. Domates önünde duruyor. Domatesi ikiye böleceğim. Tamam, bir daha ikiye böl, dörde bölünmüş olacak. İyi mi? Bu ne biçim bir tarif? Kesinlikle üç kağıt. Yok onu yatır, onu oraya bastır, oradan onu çek falan. Tahini çok koyarsan çok böyle yoğun olur. Tahin! Hepsi mi bunun? Üç kaşık kadar koydum, benimki yeterli. Ben nasıl açtım bunu? Ha, bunu mu? Bunu böyle. Önündeki harçtan bir kaşık kadar al lütfen. Hafif sıkıştırarak köşeli bir köfte haline getir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kaç kere baktın Aslı? Neyine bakayım humusla şeyin? Neyine bakacağım? Bıçağınla aşağıya doğru bir kesik atıyorsun. Bir tanesini derken? Ha. Bir tane daha torşon var tezgahın üstünde. Boza kıvamında olmuş. İçmelik mi? Yok, seninki de öyle. Ben neye baktım biliyor musun? Ne kadar gerideyim ona baktım. Aslı başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Eğer dediklerimi harfiyen yaparsan olağanüstü rahat ve güzel bir seans geçireceğiz. Buna emin olabilirsin. Evet. Şimdi tezgahın üstünde kırmızı beyaz bir bez görüyorsun. Bunu al, aç ve şöyle belindeki önlüğün ipinden geçir, havalı dursun. Tamam mı? Şimdi diğer taraftan genel bir hazırlık yapacağız. Buzdolabına gitmeni istiyorum ve balığı alıp tezgahın üstüne gel lütfen. Tezgahının üzerinde iki tane kesme tahtası var Aslı. Tamam. Bir tanesi büyük, altta duruyor. Bir tanesi küçük. Görüyorsun değil mi? Evet. Çok şükür görüyorum. Evet. Küçük olan kesme tahtası. Evet. Balık için. Tamam. Balığını al lütfen kesme tahtasının üstüne. Ve elimle mi alayım? Evet, elinle alıyorsun. Eldiven yok mu? Eldiven yok. Eldivene gerek var mı? Sen yani denizci kızı değil misin? Tamam ama sonra kokarsa elimde. Sonra ellerimizi yıkayacağız. Şimdi beni dinle lütfen. Sana santim santim ne yaptığımı anlatacağım. Bu balığın filetosunu çıkaracağım. Daha önce hiç balık fileto çıkardın mı? Çıkarmadım. Harikasın. Babam yapıyor hep o işleri teknik. Kim? Babam mı yapıyor? Evet.
O zaman şu an babam bunu izleyip gurur duyacak seninle. Bence de. Bence de. Şimdi bak, balığın kafası sol tarafa doğru baksın, kuyruğu sağ tarafa doğru baksın. Tamam, tamam mı? Peki altı bana doğru mu baksın? Evet, altı sana doğru, üst sırt kısmı karşıya doğru bakıyor. Hangi elinle bıçak kullanıyorsun Aslı? Sağ. Sağ. Sol elinle yüzgeci tutuyorsun ve bıçağınla yüzgecin arka tarafından aşağıya doğru bir kesik atıyorsun Aslı. Kafasına doğru mu, vücuduna doğru mu? Kafasından yaka kısmına doğru, aşağıya doğru bir kesik atıyorsun. Tamam mı? Sonra balığın kafasını ileriye doğru gösteriyorsun. İleriye doğru tutuyorsun. Ve sol elinle balığın üstüne bastırırken sağ elinle şu sırt kısmındaki gördüğün yüzgeç kısmının üzerinden bıçağınla aşağıya doğru bir kesik atıyorsun Aslı. Mahvoldum. Ne oldu? Daha çok başlamadım. Güzel, çok güzel. Devam, devam. Anladın mı dediğimi? Anladım. Ve bıçağını kullanarak da kılçığın üzerinden böyle aşağıya doğru iniyorsun. Tamam. Çok kolay değil mi? Aslı? Aslı, aramızda mısın? Aynısını diğer tarafa... Ya bir şey söyleyeceğim. Aşırı zor başladın yani. Ya yok, bir tek bunu yapacağız zaten. İş tamam. Ondan sonra işimiz... Tamam. Dur, bir daha anlatır mısın? Tabii. Bak, şimdi neredesin? Oradan anlatayım. Tamam. Başının biraz... Ne yaptın? Sakın bakma. Tamam, yok, bakmıyorum. Tamam, başını birazcık kestim. Üst taraftaki derisi tutuyor kafasını şu an. Başını mı kestin balığın? Evet. Niye? Öyle. Niye balığın başını kestin? Ay abi, günah ya. Hadi ne olur söyle, yapayım şunu. Tamam, peki. Yani gövdesinin üzerine elinle bastırıp... Evet. ...bıçağınla böyle sırt kısmından bir çizik atıyorsun. Evet, tamam. Heh. Sonra... Şimdi yaptım. Yani balığın içindeki kılçıkla fileto kısmını birbirinden ayırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da bıçağımızla böyle hafif kılçığın üzerinden gidiyoruz. Ben doğru bıçağımı kullanırım. Hangi bıçağı kullanıyorsun? Büyük bıçak. Büyük değil mi? Evet tabii, çünkü niye? Şefsin sen ve şefler o şef bıçağını kullanır. Evet. Samet sana yardım ediyor mu aslında? Bana kimse yardım edemez. Ne durumdasın? Balık ne durumda? Bana anlatır mısın? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Balık şu anda ziyan etmemeye çalışıyor. Harika, harika. Evet. O yüzden üst tarafını kestim. Bence güzel oldu. Üst tarafını kesmek ne demek? Yani filetonun üst kısmını çıkarttım. Ha, yani filetoyu çıkarttın mı? Tabii. Çıkarttıysan beni ne uğraştırıyorsun ya? Bak, işi bitirmişsin. Güzel, gayet güzel yapmışsın yani. Oldu evet. Mu? Oldu. Helal olsun sana. Komple yani böyle kuyruktan aşağıya doğru vurdun ve balığın filetosunu çıkardım diyorsun. Doğru mu? Kuyruktan aşağı olmadı. Ben tersten yaptım. Nasıl ya? Biraz anlatır mısın Aslı? Lütfen. Yani şu anda izleyenler de bir balık filetosu nasıl çıkartılır senden öğrenmiş olacak bu durumda. Ama sen önce kafayı şey yap dedin. Sonra neden bir anda kuyruk nereden çıktı? Ben onu kafaya anlamadım. Ben bir şey yap demedim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bana kesmeyen bıçak vermişsin. Nasıl yani? Benim bıçağım kesmiyor. Çünkü ben televizyonda seyrediyorum. Böyle tıkır tıkır kesiyorlar. Benim, bu böyle benim hal, kesiyor, hal, seninki mi kesmiyor? Evet, değiştirebilir miyiz bıçakları? Ah. Hadi bakalım. Oo, hem de şahane bıçak vermişim ya. Aslan bak, gibi. Bak. En güzel bıçağı vermişim. Daha ne yapayım? Bak. Nasıl gidiyorum? Bak. Bir yakın çekim. Samet, bir yakın çekim gir Aslı'ya. Bak vallahi bile. Helal Samet olsun. Görüyorsun değil mi? Bıçak farkı. Kendine iyi bıçakları alıyor. Anladım ben seni. Nasıl bir tekniğini. Bu nasıl bir model? Bıçak değişmek bizim mutfaklarda bir adet. İyi şefler kendi aralarında böyle bıçaklarını değişirler ve adeta yaptıkları işi ekstra kutsarlar. Niye değişeceğiz? Benim bıçak kesmiyor, seninki kesiyor dedi. Değiştik bıçakları, onunki de kesiyordu. İşte olay çıkarıp zamandan kazanıyordu. Bir şey söyleyeceğim, ben bu başı kessem de görüntü olarak hoş olmuyor çünkü şöyle. Ne gibi? Ne yapmak istiyorsun balığın kafasını? Başı ekrandan aldım onu. Ekran. Sonra geri alırım lazım olursa. Başı ekrandan aldın. Evet, çünkü üzüldüm birazcık. Peki. Ya evet, kafası falan orada yani. Ben öyle dikkat ederim o tip şeylere çünkü. Ya besin zinciri tabii ki ama saygılı olmak lazım. Ama bir şey söyleyeceğim, balığın şeyleri... Kılçıkları değil, tüyleri bak, diyeceğim. Şeyleri, pulları şey oldu. Yıkayayım mı balığı? Yıkama. Hiçbir şey yıkamana gerek yok çünkü filetosunu çıkardın. Hadi hızlanıyoruz Aslı. Tamam. Tavanı ocağın üstüne al lütfen ve ısıtmaya başla.
Patatesi ocaktan al. Hali hazırda sıcak patates. Görüyorsun değil mi? Evet. Ellerim ama balıklı. Hemen yıkayabilirsin. Lavabomuzda su var. Her şeyimiz hazır. Şimdi Aslı, tava ısınıyor. Diğer tarafta bir tane daha torşon var tezgahın üstünde. Bir tane daha torşon var tezgahın üstünde. Torşon mu? Torşon, bak bu torşon. Ha, torşon. He. Bir tane daha tezgahın üstünde var mı? Buldum, tamam. Harika. Patatesi onun üstüne çıkart lütfen. Dikkatli bir vaziyette. Ay, ben onu sonra bir elini torşona al, patates üstündeyken kabuğunu soy. Böyle yaparsan asla elin yanmaz. Ha, tamam, anladım. Ya, şimdi patatesin kabuğunu soyuyorsun değil mi? Ortasında bir çizik var. Görüyor musun çentiyi? Patatesin ortasındaki çentiyi. Evet, evet, çentiyi. Evet, gördüm. Bu ortasındaki çentik patatesi çok kolay soymanı sağlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim tavam ısındı. Dikkatlice balığın derili kısmını alıyorum ve tavanın üstüne koyuyorum. Bak, derili kısmı altta. Aslı. Derili kısmı altta. Evet. Yağ falan koymadım. Hiçbir şey koymana gerek yok. İki kısmını da mı evet, koyayım? Evet, iki tane filetoyu da aldım ve koydum. Haydi Aslı, çok iyi gidiyorsun. Oy. Alt taraftan bir tane cam kap al lütfen. Ve o patatesi cam kabın içerisine olduğu gibi transfer et. Bu bizim genel balık köftemizin hazırlığı ne dedi, Aslı. Ne dedi, ezberinde tutup. Nasıl? Alttan beza attı. Bir tane patates ezici alıyorsun. Ama sen hiç elini yıkamıyorsun. Kadın, aa, aşk olsun. Tertemiz çalışıyorum. Patates eziciyi al. Patates. Hafif onu, patatesi ez. İçerisine bir, iki küçük parça tereyağı at. Ve tereyağıyla beraber patatesi iyice ez Aslı. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Harikasın. Aslı beni çok dinlemeye çalıştı, bunun farkındayım. Ama bir yandan da hiç dinlemedi. Onun da farkındayım. Bu ikisi nasıl oluyor derseniz işte bunun hiç farkında değilim. Birazcık tuz atacağız buna. Birazcık karabiber atacağız. Sonra buzdolabının üstünde muskat var Aslı. Yetişiyor musun bana? Yetişiyorum. Aslı. Evet. Harikasın. Buzdolabının üstünde muskat var. Muskat biliyor musun nedir muskat? Muskat bildim. Bildin değil mi? Evet. Şeyde de bu çatal bıçaklıkların olduğu yerde de rende var. Hafif böyle parmağına dikkat et. Bu rende çok şeydir çünkü. Çok sert bir rendedir. Hemen parmağa götürür. Aman ha. Böyle çeyrek muskat rendeliyorsun. Çok lezzet verecek. Aslı. Evet. Devam değil mi? İyiyiz. Her şey yolunda. Devam. Harika. Sonra tezgahın üstünde limon görüyorsun. Aynı rendeyle beraber o limonun kabuğunu rendele lütfen. Aynı yere mi? Evet, patatesin içine. Patatesin içine. Evet, rendeliyorsun. Birazcık önünde dereotu görüyorsun Aslı. Bu dereotunu çıkart lütfen sudan. Ha, dereotu. Dereotunu çıkart, tamam mı? Çıkarttım. Ondan sonra tezgahından temiz bir bıçak al. Sap kısımlarını ayır. Sonra kişniş var hemen o dereotunun alt tarafında. Kişnişten de böyle... Yaprak mı alayım? 8-10 yaprak alıyorsun. Sap kaç? Kısımlarını bırakıyorsun. Evet. Kişnişten... Tam çok yavaş anlatıyorsun. Vay, havaya girdim diyorsun. Kişnişten 8-10 yaprak. Gayet güzel. Tamam. Balıkların ne durumda Aslı? Vallahi duruyorlar orada. Harika. Pişti mi? Pişiyorlar. Of, çevireyim numara. Mi? Bak 10 numara. Hemen diğer tarafını çeviriyorsun. Sonra tezgahın üstüne geri dönüyorsun. Dönemiyorum. Bir bu yeşillikleri böyle elinle iyice bir top haline getiriyorsun. Buruşturuyorsun yani. Sonra da bıçakla ince ince kıyıyorsun Aslı. Dediğimi yapıyor musun? Evet. Okey. Bana o zaman hani yaptıklarını bir tekrarlasana. Ne yaptın şu ana kadar? Ben vallahi neler yaptım bilmiyorum. O anda yapıyorum. Heh. Rüzgar gibi geçti oluyor bunlar. Peki mesela patatesin içinde ne var? Her şey var patatesin mı? Patatesin içinde her şey vardı yani. Hatırladığım her şeyi koydum. Hatırladığın derken? Yani çünkü sen bir şey söylerken ben başka bir şey yapıyor oluyorum. Aklımda kalan şeyleri de öyle mi? Şey yapmaya çalışıyorum. Hani benim derin dediklerimi yapmadan improvize mi gidiyorsun Aslı? Yani birazcık. Bu da benim tarzım yani. Müthiş. Peki muskatı ve dereotunu da koydun. Koydum. Harikasın. İçine koyayım mı bunları? İçine koyuyorsun. Aynen öyle. Hız çok önemli. Tabii hiç teknik bilgim yok mesela. Teknik bilgim olsa biraz daha hızlı olabilirdim. Burada çöp yok. Nasıl yok? Hemen çöp yan var. Tarafında. Bak onu bana söylemedin. Ya aşk olsun. Aynılık yapıyorsun. Ya her şeyi söyledim ya. Aşk olsun. Patatesleri neyle eziyorsun? Eziciyle. Harika. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim porsiyonlar biraz az oluyor galiba. Niye? Çünkü senin kadar mükemmel bir şekilde malzemeyi kullanamıyorum. Estağfurullah. Mükemmellik sizin göbek adınız Aslı Hanım. Rica ederim.
Biz bunları yemeyiz. Buraya gelen bütün konuklar beni böyle ufak ufak kandırmaya çalışıyor. Artık yemiyorum. Şimdi Aslı. Evet. Balıkların pişti. Pişmedi. Nasıl pişmedi? Balıkların pişti. Pişti. Pişti, evet. Pişmedi. Bak. Bunları hemen alt taraftan bir tabak al lütfen. Temiz bir tabak. Temiz tabağa çıkart balıklarını. Burada birazcık dinlensinler, olur mu? Sonra bıçağını ve tezgahını temizle çünkü domatesle işimiz var Aslı. Ne yapacağız? Domatesle işimiz var. Domatesi ortadan ikiye, sonra da dörde bölüyoruz. Domatesin... Hazır değilim. Ama yani gitmemiz lazım, acele edeceğiz. Domatesi dörde böl Aslı. Domates. Dörde böl. Dörde böldükten sonra içindeki kabuklu ve etli kısmını bıçakla çıkart. Sonra derili kısmını elinle üstüne bastır. Duyuyor musun? Hayır. Domates nerede? Ha, domates. Domates önünde duruyor. Heh. Tamam mı? Sonra neredesin? Domatesi söyle böldüm. Bana hangi i̇kiye noktada kaldım? İkiye böldüm domatesi. Efendim? Domatesi ikiye böldüm. Tamam, bir daha ikiye böl, dörde bölünmüş olacak. Ya matematikte çok iyisin Arda. İnanılmaz. Hadi Aslı, harikasın. Evet. Ve müthiş gidiyorsun. Ne yapıyorum? Sonra derili yani şey kısmı, kabuk kısmı tezgaha bakacak vaziyette. Ortasındaki çekirdekli kısmı çıkartmanı istiyorum. Bu çekirdekli kısmı çok sulu çünkü, tamam mı? Ben elimle yapayım öyle. Peki, ama illa kabuğu bıçakla çıkaracaksın. Sonra tezgahın üstüne doğru bastırıyorsun domatesini, derili kısmı aşağıda. Ve bıçağını aşağıdan böyle yürüterek derili kısmı etli kısmından ayırıyorsun. Ve elini de tamamen korumuş oluyorsun. Nasıl? İyi mi? Ne biçim bir tarif? Kesinlikle üç kağıt, ben söyleyeyim. Çünkü normal bildiğimiz etrafını soyup içinin çekirdeğini almak gerçekten 10 saniye sürer. Çok iyi anlattığım için anlamış olmalı. Bazen anlamak değil, uygulamak da önemli. Heh. Anlama kısmı geçti de uygulama Harika. Kısmındayım şu anda. Bence 10 numara yani. Yapıyorsun da yine beni kandırıyorsun. Artık yavaşlamayacağım. Sonra bunları küp küp doğruyorsun Aslı. Şey yap. Kabuğunu soyduktan sonra kesip çekirdeğini çıkarmak daha zor. Kabuğu varken tutuyor onu, çekirdeğini çıkarıyorsun. Şak alttan kesiyorsun. İş bitiyor. Birazcık hızlı ve pratik bir metot. İstediğim ki hem Aslı hem bizi izleyenler bir öğrensin bunu. Ama kızdırdık Aslı'yı. Küp küp de doğradın mı? Bu kaç tane lazım domates? Domates, bir tane domatesten yapacağız işte. Bir ürün için küp küp doğrayayım. Küp küp doğruyorsun ama kesin kabuklarını çıkartmışsındır diye tahmin ediyorum. Yemem. Yemezler. Onca dörde böl. Yok onu yatır, onu oraya bastır, oradan onu çek falan. Yani zaten görmeden yaptığın için... hayal etmeye çalışıyorsun. Şimdi hayal etmeye çalışırken de vakit kaybediyorsun ve yanlış yapma riskin de var. Ki ben yanlış yaptım ve o yüzden domateslerim içinde birazcık büyük parçalı oldu. Şimdi Aslı tekrar balığa dönüyoruz. Gayet iyi kıvamda. Evet. Alıyorsun o balığı, üstündeki deriyi ne kadar kolayca çıkarttığını herhalde izleyenlerle paylaşırsın. Samet ona bir yakın çekim girer gösterir muhtemelen. Balığın derisi ne kadar kolaycacık çıkıyor, değil mi Aslı? Aslı. Evet. Aslı ne oldu? Katıldın Aslı. Bunu ne yapacağım? Neyi? Balığı. Balığın derisini çıkarttın mı? Çıkarttım. Tamam. Sonra elinle böyle küçük küçük parçalayacaksın. Ve patatesin içerisine atacaksın. Aa, ne kadar kolaymış balık köftesi yapmak. Ya. Yani kolaymış derken. Yani tabii hızlı yapmak zor da. Yani insan bir tarif şey, olarak insan bir şey demez mi Aslıcığım? Yani hani kılavuzun Arda olduğu sürece ya, balık köftesinden korkma. Eminim röportajda onu söyleyeceksindir. Söyleyeceğim, tabii ki söyleyeceğim. Harika bir insansın. Arda'nın yanında Arda ile yemek yapmak tabii ki yani çok güzel bir şey. Ya bir önemli bir şefle mutfağında yemek yapıyorsun. Yani gerçekten kimseye böyle nasip olmaz. Ve ben de hem onunla birlikte bir şey yaptığım için çok mutlu oldum. Hem de az yemek yapan birisi olarak güzel bir yemek çıkardım ortaya ve çok da eğlendim. Sonra hepsini bir güzel karıştırıyoruz Aslı'cığım. Tamam. Balık, patates filan böyle. Zaten patatesin içerisinde yeteri miktarda nişasta olduğu için bunu hafif soğurken toplamaya başlıyor. Görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şeflerin işi çok zor biliyor musun? Sürekli ayaktasın ve böyle hareket ediyorsun. Evet. Belin ağrımıyor mu? Ağrıyor, bir yerden sonra alışıyorsun. Mesela onun için özel bir şey teknik uyguluyor musun? Mesela ağırlığını öne doğru değil de işte dizlerine ver. Hayır, spor hani yapıyorum ben de. Sadece. Böyle ha, bir spor yapıp kuvvetlendiriyorsun falan. Kendini. Aynen. Hemen alt taraftan robot parçalayıcıyı çıkarıyorsun Aslı. Bu çok uzakta duruyor. Bak bence burada dur. Bunu yapacağız. Şimdi önce nohut koyuyoruz. Burada 1,5 su bardağı kadar nohut var. Nohut. Evet, nohut. Üstüne tahin koyacaksın. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar tahin. Nohut. Ha, nohut. Tamam mı?
sonra birazcık daha kıvamına bakarız. Kıvamına bakar, ona göre ilerleriz. Tamam. Bunun içerisine bir diş sarımsak koyacağız. Bir diş. Bu bak, ocağı özellikle yanık bıraktırıyorsun çünkü burada terleyip daha stres olayım diye, değil mi? Hayır, benimki de yanıyor şu anda. Hiç şey yapmaya gerek yok. Sonra önünde pancar görüyorsun Aslı. Evet. Pancarı şöyle irice doğra. Bu haşlanmış pancar olduğu için normal pancar kadar çok renk bırakmaz. Öyle kabaca doğra, direkt olarak bunu da at içine. Neye atayım? Humusun içine, nohutun içine. Humus, nohut. Nohuta bir şey yapmadık değil mi daha? Efendim? Nohuta bir şey yapmış mıydık bu arada biz? Nohutu da koyduk içerisine. Neyin içerisine? Parçalayıcının. Parçalayıcı. Evet. Parçalayıcının içerisine nohut, tahin, sarımsak, pancarı koyuyorsun. Arkasından... Evet. Önünde gördüğün limon, limondan çekirdeklerini içerisine kaçırmadan şöyle yarım limonun suyunu sıkıyorsun. Yarım limon. Tamam. Hayır. Nasıl gidiyor? Harika mısın? Çok harikayım. İnanılmaz mı? Bunu ben robotun içine mi sokuyorum? Evet, her şeyi robotun içinde yapıyorsun. Sonra tuz ekliyorsun içerisine. Karabiber ekliyorsun. Ay. Sonra... Bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorsun. Kimyon da buzdolabının üstünde duruyor. Ondan sonra robotun kapağını kapatıyorsun. Kapatmadım. Aslı. Evet. Aa, bir saniye, bir kafasını saniye. Kafasını takıyorsun. Evet. Ve çekmeye başlıyorsun. Şu anda yapacağımız şey buna birazcık sıvı eklemek Aslı. Sıvı. Tamam mı? Nasıl bir sıvı? Zeytinyağı. Üst tarafında bir deliği var bunun. Buradaki o parçayı kaldırdım. Döktüm, tamam. Sonra yavaş yavaş zeytinyağı ekliyorsun. Tahin. Yok. Neydi bu? Hepsi mi bunun? Şey, acayip bir sesler geliyor. Ne oldu? Ha? Sürekli arkadan bir hıçkırma sesleri geliyor. Diyorum ki ya acaba hani nefesi mi kesildi, su falan mı versek? Böyle bir katılma ve hıçkırma sesleri var. Ama o katılma ve hıçkırma sesleri bütün stüdyoda olunca dedim ki enteresan şeyler oluyor. Aslı ne durumda? Biz de böyle işte tek elle yemek yapıyoruz. Bak şimdi, senden şöyle bir şey yapmanı istiyorum. Kapağını aç. Dinlemiyor ki beni. Evet, kapağını evet. Kapağını aç. Zaten kapağını açabilseydim onları o delikten sokmazdım. He, şöyle bir tadına bak. Ne eksik Aslı? Ne eksik? Biz söyleyeceğim. Bence kimyon eksik. Birazcık daha kimyon ekleyeceğim ben. Kimyon neydi? Ben kimyon hiç koymadım. Niye? Kimyonsuz... Ya Allah aşkına kimyonsuz humus olur mu Aslı'cığım ya? Olmaz. Yapma ya, bak. Heh. Bu ne? Burada tabii kıvam çok önemli Aslı. Kıvamı en çok önemli kılan şey nedir biliyor musun? Ne? İçine koyacağın tahin miktarı. Tahini çok koyarsan çok böyle yoğun olur. O yüzden yani ben 3 kaşık kadar koydum. Benimki yeterli. Hepsini koydum. Ne yaptın? Ne yaptın? Hepsini koydum. Neyin hepsini koydun? Tahin. Tahinin hepsini mi koydun? Evet. Tahinin tümünü koymak bambaşka bir şef dokunuşu. Ben 3 kaşık kadar koy dedim ama orada herhalde bir gümbürtüye mi gitti? O sırada gülüyor muydu? Başka bir şey mi yapıyordu? Aklı başka bir yerde miydi? Vallahi hiç bilmiyorum ama tahinin çoğu girdi işin içine. Ama çok lezzetli oldu. Şimdi ben onu limon koyarak bertaraf etmeye çalışacağım Arda. Limonu tahinle mi öldüreceksin? Evet. Tahinle yapabilir miyim? Tahin çok yoğun bir tadı var ya. Limonla onu dengelemek istedim. Bu aralar fazla televizyon seyrediyorum. Bir parça versene, bir tadına bakayım. Oo. Ya bir tadına bakayım. Oo. Tadına bakmayayım. Ha, bunu elimi silebilirim. E tabii. O elini sil diye var. Şimdi hatırladım rengi, onu. Rengi çok güzel de o şey bir boza kıvamında olmuş. İçmelik mi? Yok, seninki de öyle. Bakayım. Bas bakayım. Bence be, gayet iyi. Senkronize. Ama hepsi olmadı. Evet Aslı, bu iş tamamdır. Arka taraftan bir cam kap aldım. Bunu ona transfer ettim ve... Ondan istemeyeceğim bunu. Pancarlı humusumuz tamam bak Aslı. Evet tamam. Tamam değil mi? Ben değişik bir şekilde sunmayı planlıyorum bu. Öyle mi? Niye, nasıl bir şekilde sunacaksın Aslı? Ben nasıl açtım bunu? Neyi?
Dur geldim dur. Dur kıyamam da kıyamam dur geldim. Bak şöyle bak. Hop hop. Ya onu demiyorum altındaki mi? Ya bunu mu? Bunu böyle. Ya aslında birazcık gurur yaptım. Arda'ya bir şey söylediğinde yardım ediyor ama yani artık onu da açamıyor konumuna düşmek istemedim. Ya parçalayıcı ile olan mücadelesine hakikaten bir anda üzüldüm yani. Ben fark edememiştim her şeyi böyle aradaki kaptan boşluktan içeriye attığını. Her şeyi at 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 tamam da onu bir de çıkartırken kapağı komple çıkartmak lazım. Ya ben daha komplike bir şey bekliyordum. Böyle basmalı çevirmeli falan bayağı normal tutup çıkartıyormuşsun. Şimdi artık işin en can alıcı kısmına geldik. Paneleme kısmı. Hazır mısın? Hazırız. Önünde 3 tane cam kap var. Bunlardan bir tanesinin içerisine 2 tane yumurta kırıyorum Aslı. Bir tanesinin içerisine önümde gördüğüm pankoyu döküyorum. Pankoyu biliyor musun? 3 tane yumurta kırıyorum. 2. Bir tanesine un, bir tanesine yumurta, bir tanesine de panko koyuyorsun. Aslı. Bir tanesine derken? Ha. Bana mı bakıyorsun? Ama önümde 3 tane boş kap yoktu benim. Nereden? Nasıl yoktu? Ya ben koydum. Nasıl yoktu? Yumurtayı çırpıyorsun Aslı. İyice köpür. İşte bu. Şimdi Aslı'cığım. Herkese kanıtlayacağım kendimi. Yapacağım. Anne yapıyorum. Ha yani şu anda kendine gurur duy çünkü son derece iyi gidiyorsun. Gerçekten. Şimdi bak. Önündeki harçtan bir kaşık kadar al lütfen avucunun içerisine. Sonra bunu avucunun içerisinde bir hafif yuvarlayarak, hafif sıkıştırarak köşeli bir köfte haline getir. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Aslı? Aslı ne yapıyorsun? Bana söyler misin? Aslı bakmak istemiyorum. Ay yanlış anladım ya. Ne oldu? O ne biçim bir ses? Panko'yla Çalışma Teknikleri isimli Aslı Tandoğan'ın yeni kitabını mutlaka edinmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitapta panko ile değişik tekniklerle çalışabiliyorsunuz. Yani sadece panellemek için değil, avucunuzun içerisinde alıp sıkıştırmak vasıtasıyla hafif avuç içi egzersizleri ve panko'dan minik kayacıklar yapma şansımız var. Hemen geri dönüyorum sahalara. Bekle, bekliyorum. Harç hangini? Şu mu? Bunu daha yapmadık ki böyle. Bu kısmı geçmişim. Aslı'cığım iyi misin? Beyin bir süre sonra o kadar bilgiler böyle hızlı hızlı geliyor ki hem bilgileri alıyorsun bir yandan da uyguluyorsun. Aslında uyguladığın bir önce duyduğun bilgiler o yüzden beyinde zaman aşımı oluyor ve bir anda böyle kilitleniyorsun. İşte o bir kilitlendiğin bir anda. Şimdi bunu avucunun içerisinde şöyle güzelce bir ovalıyorsun. Sonra hafif bir köşelendiriyorsun parmaklarını kullanarak. Bir kaşık kadar aldın değil mi? Evet dur alacağım. Harika. Bir kaşık kadar. Peki bu yumurta neyin nesiydi karıştı? Şöyle böyle güzelce. Evet. Şekil veriyorsun Aslı. Çok aşırı kalın olmasın. Tamam. Ve şekil verdiklerini dikkatli vaziyette unun içerisine bırakıyorsun. Hepsini yapmamıza gerek yok Aslı. 4 tane yapsak bize yeter. Un bu mu? Un. Vay. Arda'ya güvenmem, Samet'e güvenirim. Ha, un bu mu? Oldu mu diye Samet'e sormalar filan. Oldu mu? Samet yardım etti ama yanlış yardım etti. Ben buradan gelecek, bundan sonra gelecek konuklarımıza bir tüyo vermek istiyorum. Samet'i dinleyin ama daha çok Arda'yı dinleyin. Çünkü Arda size gerçekleri söylüyor. Samet ne söylüyor? Bir bakın ona. Şimdi bak, 3 tane kabın var. Bir tanesinde un, bir tanesinde yumurta, bir tanesinde de panko var. Doğru mu? Bu panko. Panko dediğim bu mu? Evet. Sorsana hangisi panko diye. Neyse. Ama ben... Şimdi ocağın başına geçiyorsun Aslı. Evet. Ben iyice yaktım altını. Tavayı ısıtıyorum. Fırının üzerinde ayçiçek yağı görüyorsun. Aynı balığı pişirdiğimiz tavaya böyle birazcık tavanın tabanı kadar ayçiçek yağı koyuyorum Aslı. Fırın mı? Aslı. Aslı fırın bence beni dinlemiyorsun sen. Şu an başka bir evrene gittin. Fırını aldım. Fırın. Heh, fırının yağı. Üzerinde ayçiçek yağı. Bu sirke mi ayçiçek yağı mı? Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı dur. Bak şimdi balık köftelerini önce una buluyorsun Aslı. Evet. Her tarafını iyice. Sonra iki avucunun arasında böyle hafif bir sağ bir sol yaparak fazla unundan kurtarıyorsun. Yoksa böyle çok
Sası sası tadar. Sası sısı. Sası sası. Bilir misin sası sası? Bir şey söyleyeceğim. Benim ocağım bozuldu. Hadi bakalım. Geldim. Nedir? Çalışmıyor. Açalım. Kapatmışsın ocağı. Ha tamam. Teşekkür ediyorum. Ocak bozulmalar, tabak eksikleri, malzeme eksikleri, kesmeyen bıçaklar, kör tahtalar. Aslıcığım, her şeyin tam, hiçbir şeyin eksik değil. İhtiyacın olan asil kuvvet damarlarındaki o kanla mevcut. Her iki tarafını da unladıktan sonra fazla ununu böyle bir sağ bir sol yapıyorsun Aslı. Tamam mı? Sonra yumurtanın içerisine bırakıyorsun. Ya bak dediklerimi tekrar etmediğin için... yumurtanın içerisine bırakıyorum. Ha, ne yaptıktan sonra? Yumurtanın içerisine bıraktım. Doğru yaptım galiba. Ne yaptın ama yani ne yaptın? Önce şimdi bir tane daha yapıyorum baştan, tamam mı? Heh. Şimdi bir tane alıyorum. Avcumun içinde böyle küçük yaptım. Ondan küçük sonra... yapmıyorsun da yani işte. İşte kendime göre öyle bir peki, yaptım. Peki. Ondan sonra oradan una buladım. Ondan sonra böyle yaptım sağ sol sağ sol. Sonra oradan bu kızartma bilmem nesinin adı neyse onu. Tamam. Yumurtaya buladın mı? Hayır. Ama yumurtaya da bulamam lazım. Önce yumurtaya bulayacağım. Bak önce una, sonra yumurtaya. Tamam. Oradan da pankonun içine, kızartma bir şeysin içine. Tamam, çok iyi anladım şimdi. Harika. Un, yumurta, panko. Aslında yeni bir boyut getirip bu pankoyu onun içine de birazcık koydum. Zaten ki, her içine. Buraya yeni boyut getiren de biz burada başka bir şeye geldik Aslı. O yani boyut güzel tabii. Mesela seninki de böyle bir değişik boyutta bir şey olabilir. Evet. Biraz benim domateslerim şey olmuş. Nedir domatesin sıkıntısı ne? Biraz büyük oldular galiba ve o yüzden de... Çünkü vaktim kalmadı bunları ezmeye. Peki sana bir şey soracağım Aslı. Evet. Kaç kişi senin kaptan ehliyetin olduğunu ve denizci olduğunu biliyor? Herkes biliyor. Ben de çok az kişi biliyor filan. İlk defa buradan anons edeceğiz diye. Yok mesela ya, böyle yıllardır. Kaptanlı filan bir rol olsa oho, biz çok geride kalmışız demek ki. Evet. İster miydin böyle kaptanlı maptanlı bir rol olsa böyle? Yani sadece kaptan olmasın da fırtınalı bir şey olursa, macera olursa iyi olur. Sadece dümdüz fırtınalı kaptan denizde olmak. Gemisini yüzdüren kaptan. Aynen öyle. Ya ısındı mı? Aslı? Evet. Harika. Isınan yağın içerisine balık köftelerini dikkatli bir vaziyette elini yakmadan bırakıyorsun. Tamam. Üstündeki... Panesi güzelce çıtırdadıktan sonra bunları alıp servis edeceğiz Aslı'cığım. Mükemmel ya. İnanılmaz ya. Ben böyle bir uyum görmedim yani. Ya gerçekten hani gel hemen yarın bizim mutfakta başla. Gerçekten mi? Çok emin değilim tabii de. Yani. Aşk olsun. Ama köfteyi yedikten sonra fikrin değişebilir. Tabii Arda her şeye çok hakim olduğu için tık 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 gidiyor. Şimdi bunu yapıyoruz, şimdi bunu yapıyoruz diyor. Ben daha bir şey yaparken o üçüncü level'a geçmiş oluyor ve... Ben aklımda tutmaya çalışıyorum, şunu demişti, bunu demişti diye. Sonrasında yetişmeye çalıştım. Yani tahminimden daha iyiydim. Arda da beğendi. Gerçekten ayakta o kadar durmak, o kadar hızlı olmak hiç kolay değil. Aslı'cığım tezgahın üstünü temizledim. Bir tane havlu kağıt açıyorum tezgahın üstüne. Evet. Niye bunu açıyorum? Bu çünkü az sonra kızaran balıkların fazla yağını almak için olacak. Burada servis tabağım var. Bu servis tabağını al lütfen. Tamam. Hazırladığın pancarlı humustan şöyle ortasına doluca bir kaşık koy. Artık bitiriyoruz Aslı. Az kaldı tabii. Tabii. Bitiriyoruz yani. Harika. Her şey zaman meselesi, an meselesi. Tabii tabii. Hayat böyle değil mi? Aynen, zamanla yarışıyoruz zaten. Aynen. Vay vay vay, ne güzel kızardı mı seninkilerde? İnanılmaz. Vay vay vay. Vay vay vay. Vallahi cızır cızır ses geliyor. Biraz geriden geliyorum ama olsun. Tabağı süsledin mi? Tabağı da süslemedim çünkü neden diyeceksin. Neden, neden de? Neden de? Neden? Çünkü bunları yaparken şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Ellerimiz kirleniyor ya. İşte o yüzden şey yapamıyorum. Tabağa geçemiyorum çünkü ben senin gibi güzel yapamadım. Hepsini aynı anda yapamadım. Aslında tek ne anlatıyorsun yapıyorum. Ya? Ya aslında ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Zaman kazanmak için Arda'yı konuşturup ya da işte birazcık dikkatini dağıtıp o ilerlemesin diye ben yani konuşup ilerleyip onu yakalamaya çalışıyordum. Bu taktiği kim ilk bu mutfağa soktuysa ben ondan hesap soracağım. Birileri buna şey yapmış, konuşturarak bak böyle yavaşlatma taktiği var ya, bu olmadı. Bak bu
Bunu öğrendiler. Artık benim buna bir çare geliştirmem lazım. Tek tek atıyorum, ne yapayım? Ne yapıyorsun? Yetişmedi, tek tek atıyorum hepsini. Tek tek mi atıyorsun? Evet. Ha, peki. Şimdi tamam. Hepsini bir yapayım ama değil mi? 4 tane yapsan yeter. Kaç tane yaptın? Ama ekibimi de düşünüyorum herhalde değil mi? Ha, işte insanlık. Yani. Gayet iyisin. Bak gayet iyisin. Sonuçta kare tabak yok bende. Ha varmış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kaç kere baktın Aslı? Ya inan hiç bakmadım. İnan hiç bakmadın. İnan hiç bakmadım. Neyine bakayım humusla şeyin? Neyine bakacağım? Bıçağınla aşağıya doğru bir kesik atıyorsun. İşin en can alıcı kısmına geldik. Bir tanesini derken? Ha. Bir tane daha torşon var tezgahın üstünde. Boza kıvamında olmuş. İçmelik mi? Yok, seninki de öyle. Ben neye baktım biliyor musun? Ne kadar gerideyim ona baktım. Güzelce kızarttık Aslı. Evet, ben bunu sevgiyle yaptığım için bu humusu kalp şeklinde yapacağım. Bir de öyle bir son dokunuşum var. Peki, fazla yağını... Benim imza tabağım. Fazla yağını aldım bunun peçetenin üzerinde Aslı. Evet. Sonra da dikkatli bir vaziyette buradaki ortada hazırladığım humusun üstüne bunu özenli bir şekilde yerleştiriyorum Aslı. Evet. Özen de senin göbek adın değil mi? Evet, ben yani hani titizimdir. Yaptığım şeyi böyle ayrıntılı yapmayı çok severim. Aha. Ya hiç yapmayayım ya böyle saatlerce onunla uğraşayım. Mükemmel. Öyle bir, yani hem iyi hem de tabii bir sürü iş kalıyor o zaman. Aha. Hiçbir şey başlayamıyorsun, bitiremiyorsun. Aslında benim... hayat devam ediyor. O kadar da ayrıntıya girmeye gerek yok bence. Yap gitsin bazı şeyleri ama ben öyle yapamıyorum. O yüzden her şey yarım kalıyor. Sonra da yetiştiremeyince her şey daha yarım yamalak bitiriyorum. Aslında daha kötü oluyor. Benim tabii o kadar bekleyecek vaktim olmadığı için hızlıca artık son dokunuşlarımı yapıyorum. Önünde mikro yeşillikler görüyorsun. Görüyorsun değil mi? Evet. Mikro yeşillikler. Hazırladığın tabağın üstüne özellikle kırmızı keşelere, kenarlara bu mikro yeşillikleri özenle, itinayla birazcık gezdirmeni isteyeceğim Aslı. Tamam. Bunlar küçük olmalarına rağmen inanılmaz bir lezzet katıyorlar yemeğe. Hep şu hareketleri yapmak istemiştim. İşte gün o gün Aslı. Gün bugün. En son olarak da burada bir renkli yağımız var. Yeşil renkte. Ve bu yeşil yağdan birkaç damla şöyle tabağın kenarlarına gezdirerek işi bitiriyorsun Aslı. Merhaba Aslı. Merhaba. İyi miyiz? Her şey yolunda mı? Vallahi iyi gidiyorum. Son artık kızarmasını bekliyorum ama tamam. O sırada da... Ben artık dönüp servis edeyim mi? Hayır lütfen. Niye? Ama centilmenlik diye bir şey var değil mi? Ne zaman edeceğiz? Son bir dakika. Bir mi? Oho, çok bunlar mu? Soğudu ama. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi bunları... ama maşa koymamışsınız buraya, ben nasıl alacağım? Neyi? Balıkları. Spatula var. Peki. Aa, zaten fazla pişmişmiş bile. Tamam, geliyor. Geliyor mu? Hadi bakalım. Hadi hazır bakalım. Mıyız? Çok az kaldı. Hazır mıyız? Hazır değiliz. Çok şeker. Hadi artık servis edelim tamam, Aslı. Tamam. Tamam mı? Başımın etini yedin. Heh. Evet, dönüyorum. Hazır mısın? Dur, hazır değilim. Şurayı toplayayım da saygısız. Ama hadi Aslı. Hadi, müşteri tamam. Bekliyor. Müşteri bekliyor. Hız. Sürat. Ben... Aa, dur şundan. Sunuma gel. Ben dönüyorum artık Aslı. Hazır mısın? Hadi gel lütfen. Tamam. Hazır. Son 5 sayıyorum. Tamam. 5, 4... 3, 2, 1, 0, 50. Hadi servis. Çok güzel. Bence gayet başarılı. Olmuş mu? Olmuş. Ya. Ama ben böyle o kadar yağ olacağını anlamamıştım. Olsun. Yani ben de o kadar mikro yeşillik olacağını anlamamıştım. Aslı'cığım, seninkinde bir samimiyet var. Esnaf usulü balık köftesi. Gerçekten mi? Güzel tabii. Niye kalp yapmaya çalıştın? Sevgimi koydum yemeğe. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum seni. Yani görüntüsü öyle de olur. Böyle de olur yani. Bence o kadar da farklı Hayır. değil. Bak, yağ buraya dökeyim. Şunu da yuvarlak yapayım. Kimse Aynen. anlamasan güzel. Biraz tabii bir farklı boyutlar falan var ama. Olsun. Evet, tadına bakacağız. Evet. O zaman değişip hadi bir tadına bakalım. Tamam. Aslı köftenin balığını az tercih etmiş. Daha patates yoğun bir balık köftesi tercih etmiş. Köftenin balığının az olmasının temel sebebi balığın etinin balığın üstünde kalması. Onu da lavaboda gördüm, lavabonun kenarındaki çöp bölümünde.
birazcık can çekişmiş balıkçık. Aslı Kaptan'ın tezgahından çıkanı ben büyük bir zevk diyeceğim böyle. Servis ziline basalım, gelip servisi alsınlar. Masaya gelsinler. Şefim, hangi sıralamayla başlamayı önerirsin? Yani böyle... Şöyle söylüyorum. Heh. Önce birazcık şeyden köfteden alacağız. Alın. Oo. Ondan sonra... Sonra humusla hafif böyle... Humusla birazcık evet. Sonra şey yağ birazcık dokundurup... Aferin. Çıtır çıtır çok yapmış güzel olmuş. Yapmış mıyım? Peki kendin yaptığından tadına bakmak ister misin? Önce sen söyle. Evet, bence gayet şey. Lezzetli. Ama biraz... Yo birazcık yani şey kimyonu falan gayet yerinde. Ecik daha tuz koyaydı. Tamam mı? Ya. Ama gayet lezzetli bak şimdi. Hatta şimdi benimki daha iyi diyecek. Ne? Ben vallahi benimki daha iyi. Bence ikisi de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yani ikisi de çok lezzet olarak benziyor. Sonuçta ben Arda ne diyorsa onu yaptım. Yani onun tarifini yaptığım için lezzetleri çok benziyor. Fakat ben tahini ve limonu yani o az limon koymuştum. Ben bütün limonu koydum çünkü daha ekşi seviyorum. Yani o limon tadını seviyorum. O yüzden biraz daha çok koydum. Ondan sonra tahini de yanlışlıkla çok yani bütün tabağa koydum. O yüzden aslında benim humusum daha lezzetli oldu. Bence bunu herkes yapmalı biliyor musun? Çok basit yapması yani basit derken tabii ki şey de hani yapılmayacak bir şey değil. Çünkü bazı şeyler restoranda yapılabiliyor ve evde çok meşakkatli oluyor. Ama evde yapılmayacak bir şey değil. Gayet kolay yani işte beyaz etli bir balık, patates ve içine koymak istediğiniz diğer şeyler. Çocuklar için de şahane. Aynen güzel bir humus pancarlı son derece lezzetli. Bir de pancar güzel de bir tat veriyor. İnanılmaz çok severim pancarı zaten. Tebrik ediyorum. Şefim eline sağlık. Senin de. Tebrik ediyorum. Son derece başarılı ve güzel bir iş çıkardın. Ki duymadan, pardon görmeden, sadece duyarak, hıza yetişerek, arada bir kopya çekerek, bazen yanlış şeyleri paneleyerek, bazen yanlış söyleyerek son derece başarılı bir iş çıkarttın. Tebrik ediyorum aslında. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. İyi vakit geçirdin mi? Aşırı. Eğlendin mi? Çok eğlendim. Ben de iyi ki geldin. Teşekkürler çağırdığın için. Ve seninle mutfakta olmaktan çok keyif aldım. Sağ ol, var ol. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Burada olmaktan çok mutluydum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Efendim biz bu hafta Aslı Tandoğan'la beraber mutfağa girdik ve size böyle basit, kolay, güzel hazırlayabileceğiniz bir lezzet yaptık. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek biz yemeğe devam edeceğiz. Siz de kendinize çok iyi bakmaya. Hoşçakalın. Bay bay. Ya mutlaka gelmeliler. İnanılmaz eğlenceli. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey bilmeden gelmek en güzeli. Çünkü asıl eğlenceli kısmı aslında onu yetiştirebilmek, bilmeden yapabilmek. O yüzden gelsinler ve eğlensinler.